Kral Rotterdam'a geldi. Hello. Size Hollanda'daki tuvaletleri göstereyim. Böyle seyyar tuvaletler oluyor. Burada da kıyafetler var. Nice photos. Thank you. Herkese selam. Benim adım Barış. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Kral günü. Kral Rotterdam'a geldi. Kralın doğum günü olduğu için böyle bir eğlence var. Tüm şehirde, tüm Rotterdam şehrinde. Az önce bayağı bir görüntü çektim. Şimdi açılış yapıyorum videonun. Geç kalmayayım diye hemen gittim, video çektim. Kraliyet ailesini falan çektim. Bayağı güzel görüntüler çıktı. Bu videoda da size hepsini göstereceğim. Evet, kral geldi. Krala doğru gidiyorum. Bakalım videoyu çekebilecek miyiz? Uzaktan gördüm. İşte merdivenle gelmiş. Merdivenle çekim yapıyor. Bayağı kalabalık. Her yerde polis var. Her yerde koruma var. Bir sürü insan. Baksanıza. Çok kalabalık. Herkes böyle şeyle gelmiş. Merdivenle. Merdivenle çıkmışlar. Akıllıca bir şey. Bir sürü insan. Kraliyet ailesi şimdi o tarafta, buraya doğru yürüyorlar. Sonra merkeze gidecekler, yürüye yürüye. Sudan karşıya geçmek için su taksisine binecekler. Bak, buradan daha güzel bir açı var. Burada bekleyeyim. Şuna baksanıza, üst üste çıktı hepsi. Marketten yiyecek içecek bir şeyler aldım. Şimdi su kenarına gideceğiz. Herkes oraya gitmiş. Bakalım orada neler var. Şuradan bir karşıdan karşıya geçelim. Normalde su taksisiyle karşıya geçecek. Buradan binecek diyebiliyorum. Ama buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bakalım buradan gözüküyorsa buradan göstereyim size. Buradan gözükmüyorsa diğer yere giderim. Oo, bak şansınıza ne güzel. Bindi mi ki kral? Bir bakalım şuraya gidelim. Şuraya gidelim bakalım. Baksana burada bile bir sürü polis var. Bir sürü insan var ha. Sadece Rotterdam'dan gelmemiştir bunlar. Rotterdam dışından gelen de vardır. Bak. Bisiklet var bak, bisikletli ambulans. Hiç gördünüz mü? Ben hiç görmedim bisikletli ambulans. Böyle özel günler de oluyor. Herhalde. Çünkü ilk defa görüyorum. Bak burada bir sürü motorlu polis var. Bakalım bakalım.
Bak burası bayağı kalabalıklaştı. Burada ne var ki? Bakalım. Kral burada mı? Kral burada mı? Hiç göremedim ya. Şuraya bakalım. Herkes el sallıyor ama. Allah Allah. Niye el sallıyorlar? Bakalım burada da insanlar var. Şunun üstüne çıksak. Herkes buraya gelmiş. Az önceki insanlar, diğer taraftaki insan hep buraya geldi. Ben dahil. Sonra merkeze gidecek kral. Merkeze de gideceğiz. Normalde merkeze metro ile gidebiliriz. Bilmiyorum şu an metroya gidebilecek miyiz? Kapatmışlar. Aynen kapatmışlar. Biz merkeze nasıl gideceğiz? Merkeze gitmenin tek yolu bir önceki metro istasyonundan binmek. Bu şekilde gitmek. Çünkü bütün yollar kapalıydı. Oraya yakın bir metro istasyonu vardı. Orayı kapatmışlar. Yani biraz geri geldim. Burada bineceğim artık. Burası da çok kalabalık. Arkaya doğru gidin diyorlar. Gidelim, buraya bir sürü insan geldi. Geçelim şuraya. Şu kalabalıklığa bak. Şuraya gidelim bakalım. Bu o kadar kalabalık değil. Ama orası merkeze doğru gidiyor. Orası bayağı bir kalabalık olacak. Merkez çok kalabalık. Az önce o konserin oraya gittim. İçeriye girmesi imkansız. Böyle dolu. Etraflarda çevirmişler. Yani o konserini göremiyorsun. Sadece ekran görüyorsun. Çok kalabalıktı. Ben de biraz merkeze doğru gidiyorum. Bakalım. Öyle ikinci el pazarlar oluyor ya, onları bulabilirsem ona gideceğim. Çok kalabalık. Polisler bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ama biz ikinci el satılan eşyaların olduğu yere gideceğiz. Biraz oraya gezdireceğim sizi. Şimdi merkezde yapacak başka bir şey kalmadı. Bakarsın bir şeyler satın alırız, alışveriş yaparız. Bak insanlar ne güzel oturmuş böyle. Suyun kenarında. Kral günü için özel bir Porsche yapmışlar. Size göstereyim burada. Güzelmiş. İnternete baktım. Burada bit pazarı varmış. Buraya geldim artık. Burası Schaubergplein. Merkezde bir yer. Burada büyük bir sinema var. Onun olduğu meydanda. Herkes böyle ikinci el eşyalarını satıyor. Çünkü kral gününde bir gelenek bu. Kral günlerinde hep insanlar satış yapar. Kullanmadığı eşyaları satar. Ben de geçen sene sattıydım. Bir daha satmak istemiyorum dedim. Bir daha yapmayacağım dedim. Bir süre yapmayacağım. Geçen sene bir yaptım. Bütün gün oturuyorsun. Satış yapmaya çalışıyorsun. Bu sene gezeceğim dedim. Böyle herkes böyle eşyalarını satıyor. Kral gününden önce kraliçe günü vardı. Onun, kralın annesinin doğum gününü kutluyorduk. Sonra o kraliçeliği bıraktı. Oğluna devretti. O yüzden kral günü oluyor. 10. yılı bu sene. Kral günün. Toplu ve kıyafetler var. Elektronik eşyalar da var. Mesela birisi printerını satıyor. Bayağı kalabalık burası. Bak şurada printer var mesela. Hello. Buralarda böyle çocuklar eşyalarını satıyor.
Burada kıyafetler var. Tırlar var, tır satıyorlar. Burada kıyafetler var. Çocuk kıyafetleri. Böyle çok ucuz fiyata alabiliyorsun bu kıyafetleri. Bak bir tane çocuk var burada mesela. İçecek satıyor, kek satıyor. Kek yapmış. Burada böyle yazlar görmüştüm. O yazlar hoşuma gitti. Bakayım bir. Kendileri mi yazıyorlar? Böyle tablolar yapıyorlar. Tablolar satıyorlar. Para topluyorlar. Varım. İçecek satan var. Canım su çekti. Bir su alsın. Bir de dondurma. Böyle içecek satıyorlar. İlk defa gördüğüm bir marka. Bilmiyorum artık neyse. %100 organikmiş, veganmış. Şeker yokmuş, tatlandırıcı yokmuş. Bir şişesi 2,5 euroymuş. Şurada 20 euroymuş. Güzel ya. Tadına bakmadım ama. Çocuk güzel anlatıyor. Böyle işe yarama, işe yaramayan eşyalar. Kendileri ellerinden çıkarmak istiyor. Kral ve kraliçe var. Kahve makinesi var. Filtre kahve. Fiyatları yazmıyorlar. Sen soruyorsun. Kaç para diyorsun. Pazarlık da var yani. Pazarlık yapabiliyorsun. Oyunlar var. Çocuk oyuncakları var. Kıyafetler satıyorlar. Ürünler satıyorlar. Hello. Bak burada elektronik eşyalar var. Kablolar var mesela. İnternet kablosu. Üçlü priz var. Havanın sıcak olmasına çok sevindim. Soğuk olacak dediler. Hatta yılbaşından daha soğuk olacak dediler. Korkmuştum ama hava bayağı güzel, güneşli. Çok güzel yani. Burayı da çekeyim. Radyo falan var. Teyp. Araba için. Burası da çöplük gibi. Her şeyi karmakarışık atmışlar. Kılıf falan var. Aa bak bu tablolar güzelmiş bak. Hoşuma gitti. 5 euroymuş. Nice photos. You're welcome. Çok güzel ya, beğendim baya. Baya hoşuma gitti. Bu ne satıyorlar? Su mu satıyorlar? Sponsor. Kıyafetler var. Umarım sesim iyi geliyordur. Biraz sesli konuşmaya çalışıyorum. Kameraya da yakın tutmaya çalışıyorum. Etrafta çok ses var. Bilemeyeceğim artık. Kamerayla fazla bir video çekmedim. Yeni aldım bunu. Umarım güzel olur. Bak havanın güzel olması çok iyi. İnsanlar satışta yapabiliyor. Yağmurlu olsa bir satış yapamazlar yani. Çok güzel ya. Böyle günleri seviyorum ben. Kral günü olsun. Başka tür şeyler olsun. Bir de hava güzelse daha güzel oluyor. Tersten yürüyoruz biz. Şu ileride bir çekeyim neler var. Ne satıyorlar. Bugün çoğu iş yeri tatil. Kapalı. Ben de işe gitmiyorum bugün o yüzden. Normalde hafta içi bugün. Çalışmalıyım. Ama bugün tatil. Oyunlar var.
Teşekkürler. Bugün çalışmıyorum ama bugün içinde maaş alıyorum yani. Resmi tatil olduğu için. Güzel bir şey yani. Hep kıyafet var. Bir sürü kıyafet. Bak bir tane daha printer var. Bak şurada monitör var. Güzel bir şey göremedim yani. Ben odama bir tablo almak istiyorum. Güzel bir şey bulursam alırım. Az önceki tablolar küçüktü baya. Bisiklet var. Ama satlık değildir. Burada ekmekler yapıyorlar. Bak ekmek kesiyor. Sandviç yapıyor herhalde. Güzel bir şey ya. Ne varmış? Burada da şey topluyorlar. Şişeleri falan topluyorlar. Deposta bir şişeleri. Buraya atıyorsun. Pazarlamasını güzel yapıyorlar. Burada satılan şeyleri size çekeyim. Patates salatasına benziyor. Bilemedim. Indian. Hello. Bak böyle telefonla ödeme yapabiliyorsun. What do you do? Takılar var bak. Takılar. Kablolar. Bol bol kablo görebiliyorsun. Başka yerleri de var. Oralara da gidelim. Teki pan. Teki dedikleri de internetten ödeme. Polaroid satıyorlar. Güzel. Bak çocuklar anahtarlık satıyor, oyuncak satıyor. Burada kıyafetler var. Bol bol kıyafet, kitap, kablo. Kulaklık satan var burada. Kulaklık satıyor. Kaliteli mi artık bilmiyorum da. Pek sanmıyorum. Çantalar var. Cupcake. Başka neler var? Şuraya bakayım. Bakalım ne var burada. Bol bol kitap. Help us the men that came to help us. Came in India, in Suriname, South Africa, in the region. Hadi şuraya gidelim. Başka bir cadde daha var. Oraya da gideceğim. O caddede daha çok şey vardı diye düşünüyorum. Buraya yakın o cadde. Bak oyuncaklar. Gözlük satan var burada. Çöplük var. Ne ararsam var. Ama öyle böyle işime yarayacak bir şey göremedim. İşime yarayacak bir şey yok. Biz en iyisi başka bir yere gidelim. Başka bir yere gidelim. Şunları da göstereyim. Başka bir yere geldim şu an. Burada daha çok var. Burada daha çok şeyler var. Daha güzel şeyler de var. Burada gezdireyim biraz sizi. Yani bir sürü insan olunca her şeyi göstermek zor oluyor ama elimden geldiği kadarıyla sizlere göstereceğim. Burada aletler falan var. Olta var. Çanta, ayakkabı.
Şöyle geçelim. Baksana. Çok kalabalık. Thank you well. Çocuk bunu verdi. Burada para topluyorlar. Kur'an dağıtıyorlar bedava. Kur'an'ı anlatıyorlar. Sonra para topluyorlar. Bedava Kur'an dağıtıyorlar. Çocuk bunu verdi. Üzülmesin diye aldım. Tatlı tatlı sordu. Ben de hayır diyemedim. Çok Türk var. Türk satıcılar da çok. Yani Türk eşyalarda görebilirsiniz. Baksana dediğim gibi. Şu güzelmiş. Mevlana var. Bunu da satıyorlar. Ha bak güzel tablolar var. Eski bir dolap. Türkiye'de çok herhalde böyle bit pazarları, öyle videolar gördüm YouTube'da. Bit pazarı video çekenleri var. Sadece o tür video çekenler var yani. O kanalda sadece bit pazarı videosu. Ürünlere daha yakın olmak istiyor musun? Şöyle yapsam ne olacak? Antika Rotterdam bu şeyleri. Posta şeyleri. Posta kartlar mı diyorlar? Kart. Türkçesini unuttum ya. Kart postal mıydı? Öyle bir şeydi değil mi? Aynen. Bak şeyler satıyor. Neymiş o? İşte böyle kıyafetler var. Adidas mesela. Markalı kıyafetler. Türkiye'de böyle bir kültür olabilse, olsa güzel olur. Mesela giymediğin veya kullanmadığın eşyaları yılda bir defa böyle satacaksın. Güzel bir şey bence. Türkiye'de pek görmedim böyle. Yani hiç görmedim gerçekten. Bunlar dijital şeyler. Aa, çiçek satan var. Çiçeklerin fiyatına bak. Ölmüş de öyle. Biraz ölmüşler. Ama yapacak bir şey yok. Ayakkabı satanlar var. Güzelmiş ayakkabılar. İş ayakkabıları. Oo, tersine yürüyorsun. Bak, diş makinesi var. Diş makinesi. Matkap var. Bebek kıyafetleri. Siz olsaydınız ne alırdınız? Merak ettiğiniz şeyler var mı? Aa bak böyle hediyeler var. Hediye seti. Güzel düşünmüşler. Çiçek var. Öyle HD görüyorlar. Size Hollanda'daki tuvaletleri göstereyim. Böyle seyyar tuvaletler oluyor. Şu soldaki seyyar değil, bu yerin içine girebiliyor. Aşağı doğru iniyor. Asansör gibi. Şu mavilerde seyyar. O sağdaki de öyle. El yıkayacak yer yok. Çeşme yok. Yani tuvalete giriyorsun. Bunların içinde de yok. Tuvalete giriyorsun, çıkıyorsun. El yıkama yeri yok yani. El yıkamıyorsun. Pek önemli bulmuyorlar herhalde el yıkamayı. Bak burası bayağı bir kalabalıkmış. Burada mangal var gibi sanki. Hey.
Kamerayı gören el sallıyor. Dikkat çekiyor. Bak burası merkez. Tam merkezin olduğu yer. Bakalım buralarda neler var. Bir sürü duman var. Ne yapıyorlar ki burada? Yemek mi var? Mangal var, mangal. Oy. Kalabalık. Bir bakalım ne yapıyorlar, ne pişiriyorlar. Acıktım ya. Acıktım, acıktım. Neymiş, döner mi? Döner. Döner yapıyorlar, güzel. Bak burada satış yapıyorlar. Burası Eintrachtsplein. Dergiler satan var. Bak şu torba bedava. Bedava yazıyor. Çocuk şeker almak istiyor musun diyor. Bu da Filistin için. Sabun var. Burası Rotterdam'ın meşhur patatescisi. Bayağı bir sıra var. Çok uzun bir sıra var. Ta arkaya doğru gidiyor. Şuna baksanıza. Burayı kapatmışlardı. Yıkacaklardı. Sonra herkes karşı çıktı. Burası bayağı meşhur diye. Herkes buradan almaya alıştıydı. Yıllardır vardı çünkü. Sonra iptal ettiler. Bir ara kapalı kaldı. Tamir ettiler. Tadilat yaptılar. Geri açtılar. Şimdi böyle bir sıra var yani. Çok uzun bir sıra var. Ben de patates kızartması alacağım. Sıraya geçtim. Bayağı uzundu sıra. Ama geldi sıra. Hızlı çalışıyorlar. Hızlı hızlı yapıyorlar. Mayonezi turuncu yapmışlar kral gün için. İki boy var. Bir normal, bir büyük. Normal alacağım. Sos olarak da special diyorlar. Soğan oluyor. Curry veya ketçap oluyor. Bir de mayonez. Onu alacağım. Güzel oluyor onlar. Hadi şimdi sipariş verelim. Hello. Mach ein Brom special aus Spiel. Ein Brom special. Ja. Du mal Curry. Ja. Curry getränk dabei. Nein, nicht, danke. Siparişi verdik. 14.37 şu an. Tam kaç dakika yapacaklar. Bak burada patatesi kesiyorlar. Şurada pişiriyorlar. Önce bir kere pişiriyorlar. Sonra sipariş verince bir daha pişiriyorlar. Yani iki kere pişirmiş oluyorlar. Patatesi de burada böyle kesiyorlar. Bayağı uzun çalışıyorlar. 3 dakikada hazırladılar. Bayağı güzel gözüküyor. Patatesi yedim, biraz kendime geldim. Güzelmiş, bayağı hoşuma gitti. Şimdi eve gideceğim artık. Bitti artık. Eve gidince bu videoyu editlerim. Bak burası eski iş yerim. Evde videoyu editlerim. Bugün yayınlamaya çalışacağım. Bugün 27 Nisan. Yani bakalım 27 Nisan'da yayınlayabilecek miyim bu videoyu? Umarım hoşunuza gitmiştir video. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.